Arkadaşlar merhabalar bu videomda sıfır geometri kampının ikinci haftasının ikinci videosundayız. Ek çizimlerde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yani eşkenar üçgen oluşturma ve orta tabandan bahsedeceğiz sizlere. E, sayfa numarası da 20, 21 ve 22 olacak. E o zaman hadi bakalım dersimize başlayalım. Eşkenar üçgen oluşturma. İki eşit kenara olup da arasındaki açı da 60 derece olduğunda biz şöyle yapabiliriz, şöyle üçgen oluşturabiliriz. Öyle kafamıza göre üçgen oluşturmaları sevmiyoruz aslında ama özel durumlar olduğu zaman yani bir şey çizdiğinde özel bir durum oluşturuyorsa o çizim yapılabilir diye söylüyoruz. E burada da sen bunu böyle çizdiğin zaman ama eşit iki kol arasında 60 derece olduğunda sen bunu böyle çizdiğin zaman bak tepe açısı 60 derece olan bir ikizkenar üçgen oldu ya normalde ikizkenar oluşturmayız ama bu özel durum oluşturduğu için bunu çiziyoruz. Çünkü 180'den 60 çıkartıp 2'ye böldüğün zaman buradaki açılar 60'ar derece mi oldu. Evet. Eşkenar üçgen çıkıyor. O yüzden bu çizim mantıklı. Ama eşkenar üçgen çıkıyor. Sadece açıları yazmak yetmiyor. Buna da dikkat edeceksin. Burada eşkenar üçgen çıktığı zaman buradaki eşitliği de göstereceksin. Yani buradaki eşitlik büyük ihtimalle farklı yerdeki farklı bir uzunluğa da eşit olmuş olur. O yüzden bu eşitliği de koymak çok önemli arkadaşım. Lütfen ama lütfen buna dikkat et. Şimdi örneklerde görürsün zaten. Bak mesela şu örneğe geldik. Hocam şöyle ikizkenar kenarı var. Şu üçgen oluştursak mı? Bir şey çizdin. Özel bir durum oluşturdu mu? Hayır. E o zaman ne yapacaksın? Bunu sileceksin. Çünkü hiçbir açı değeri yazamıyorsun. Ama zaten öyle ikizkenar kenar için oluşturayım falan biraz. Hani bazen oluyor. Mantıklı oluyor ama. Yani çoğu soruda işine yaramıyorsa tabii ki mantıksız bir hareket. Ama burada 60 derece var. 60 var. Eşit kollar da var. Hemen ne yapmak lazım? Hop şunu çizmek lazım. O zaman ne oluşuyor? Eşkenar üçgen oluştu. 180'den 60 çıkart. 120. 2'ye böl. 60 60 olduğundan dolayı. Hocam açı 60 derece oldu. Hayır bu açının tamamı isteniyor. Bak zaten alakası yerde de bir eşitlik var. Eşitliği de kullanacağız. Eşkenar üçgen oluştu deyip açıları yazmayla kalmıyoruz. Ne yapıyoruz? Şuradaki eşitliği de koyuyoruz. Önceden alakası olan şuradaki eşitlik şimdi bak yan yana geldi. Ne oldu? Bir ikizkenar kenar oluşturdu. O zaman şuradaki x kenarlığı şöyle göstereyim. Burada bir x kenar üçgen çıktı. X kenardan dolayı 20 ise burada kaçı da 20'dir x açısı da neye eşit oldu? 60 artı 20'ye eşit oldu. Yani 80 derece eşit oldu. Tamam dikkat et buna ekstra eşitliği de koymayı unutma. Evet diğer soruya bakalım. Diğer soruda da yani örnek 43'teyiz. Hocam şöyle eşitlik var. Ben şurada x kenar oluştursam 180'den 110 çıkart 2'ye böl. Kaç yapıyor? 70. 2'ye böldük 35 35. Buraya da 25 kaldı. Takıldın kaldın. Bir işine yaradı mı? Yaramadı. Biz zaten bak şurada 60 derece var. 60 derece özel bir açıdır. Özellikle özel üçgenleri anlatırken size söyleyeceğim. Özel üçgenler parçalanmaz. Özel açılar parçalanmaz. 30, 45, 60 gibi özel açı asla ama asla parçalanmaz. Çünkü bunlar özeldir. O özelliği de ben size bahsedeceğim zaten. Şimdi burada 60'ın kollarında eşitlik var. O zaman böyle bir ikizkenar kenar oluşturayım. Şöyle bir ikizkenar kenar oluşturunca daha güzel oldu. Çünkü burada ne çıktı? Bir eşkenar üçgen çıktı. Hocam burası 60 oldu. Burası da 60 derece oldu. Yalnız eşkenar üçgen çıktı ya. Buradaki eşkenar üçgen çıkmayı da şeyde de gösterin tabii ki. Ee, sadece açı eşitliği değil. Kenar eşitliğinde şöyle göstermek lazım. E hocam ne oldu burada? Bak şurada bir ekstradan bir ikizkenar üçgen çıktı. Hocam 110'du burası. 60 ise o zaman buraya kaç derece kaldı? 50 derece kaldı. E burası 50 ise ikizkenar üçgense tepe açısı 50 ise 180'den 50 çıkart 2'ye böl. O zaman ne diyeceğiz? 180 eksi 50 bölü 2'ye eşit olacaktır. Yani 130 bölü 2'den 65 dereceye eşit olacaktır. O zaman örnek 43'ü böylelikle 65 bulduk. Geldik örnek 44'e. Şimdi yukarıdaki şekilde AB, AD ve CD eşit verilmiş. Eşitleri yazalım. AB, AD ve CD eşit verilmiş. Yalnız bu eşitlik böyle kafa karıştırabiliyor bazen. Hani farklı bir kenar çizdiği zaman. Hocam AB ile AE mi eşittir diyebiliyoruz bazen. Değil kardeşim. Bunun tamamı olduğunu göstermek için böyle tırtıklarsan senin açından daha güzel olur. En azından tamamen eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bak ne çıktı burada. Hocam iki eşit kenar arasındaki açı 60 derece ve bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyorsak ek çizim. Hemen ek çizimimizi çizelim. Hocam 60 derece ve eşit, iki eşit kenar. Şu ikiz kenarlığı oluşturdum. Bak şuradan şunu çizmiyorum. Bak bir işime yaramıyor çünkü. Bu 60'tan dolayı özel durumdan dolayı burayı çiziyorum. Çizdikten sonra tepe açısı 60. 180'den 60 çıkarttık böl. 60 60 yaptı. Yani burada bir eşkenar üçgen çıktı hocam. Eşkenar çıktı ama şu eşitliği de yazalım. a ne çıktı burada? Bak eşitliği yazınca şununla şu eşit oldu gördüğün üzere. Evet madem eşit oldu şurada bir ikizkenar üçgen çıktı. Madem ikizkenar tepe açısı da kaç derece? 84 derece. E o zaman x açısı burası da x açısı olacak. x açısı neye eşit olacak? 180 eksi 84 bölü 2. Yani 96 bölü 2'ye yani 48 yapar arkadaşım. Örnek 44'ü böylelikle 48 derece bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Soruda eşitlikler verilmiş bir de 60, 76 ve 44 derece verilmiş. Şimdi ne yapalım burada bu verilen bilgilerle sonuca ulaşamıyoruz. Demek ki bir şey çizmeliyim. 60'ın kollarında şöyle eşitlik olduğu için aklıma hemen eşkenar geldi. Hop eşkenarı oluşturduk. Zaten öğrendiniz bu işi. Şuradaki sorularla 60-60-60 yazdık. Tamamı 76'yı da buraya 16 kaldı. E, bu arada bu eşken üçgen oluştu ya şuradaki eşitliği de yazalım. Şu ikiz kenarlık çıktı burada. 16 ise burası da kaç oldu? 16 oldu. Dikkat et şuradaki 44'ü de kullanmam lazım benim. 16 ile 44'ün toplamı kaç yaptı? 60 yaptı hocam. E burası da 60'sa, şu, 60 ise şu 60'ın kolları da birbirine eşitse yine eşkenar gelmeyecek mi aklımıza? Hop geldi. Hocam eşkenar geldi aklımıza. 60 ise burası da 60 burası da 60 oldu ama eşitliği de koymayı unutmayalım. Bak ne çıktı? İkiz kenar çıktı. Şu taban açısı x artı 16 ise burası da x artı 16 mı olacak? Evet. A, şimdi x artı 16, 60, 44 ve x. Yani şuradaki üçgendeki bütün açılar çıktı. Hadi bakalım bütün açıları toplayalım. Buradaki üçgende x var. x artı 16 var. 60 var değil mi? Bak şuradaki üçgende x var. x artı 16 var. 60 var. Bir de şuradaki açı 44 derece var. Bir de 44 dereceyi de yazınca bunların toplamı kaç yapacak? 180 yapmalı. 2x buradan neye eşit oluyor? Hocam 16 ile 44'ün toplamı 60 yapıyor. 60 60 120 yaptı. E 120 180'den 120 çıkınca da 60 kaldı. 2x 60 ise x'i de böylelikle 60 bölü 2'den 30 derece olarak buluruz. Örnek 45'i böylelikle 30 bulduk. Geldik örnek 46'ya diyeceğim ama orta taban. Evet bir üçgenin iki kenarının orta noktalarını birleştiren doğru parçası üçgenin nesi diyormuşuz? Orta tabanı diyoruz arkadaşlar. Evet orta taban gerçekten çok önemli. Aslında biz bunu benzerlikte benzerlikte kullanacağız. Gerçekten benzerlikte kullandığımız bir şey. Hatta şöyle bir hatırlarsanız belki. Hocam 1 bölü 2 1 bölü 2 olan var. O zaman burası kaysan burası 2k olur diyeceğiz aslında ama... ÖSYM bir ara buna çok takıktı. O yüzden orta taban konusunu ekstradan bir şekilde öncelikli olarak bilmeniz lazım. Çünkü orta tabanla ilgili ek çizim yöntemi karşımıza çıkıyor. Hatta orta tabanı sen şimdi ek çizim yöntemini öğrenirsen eğer sonrasında benzerlikte acayip bir şekilde işine yarayacak. O yüzden bu mantığı burada öğrenmeni tavsiye ediyorum. Çünkü üçgende açıdan itibaren her konuda karşımıza orta taban çıkabiliyor. Bunu da sorularda da göreceksiniz zaten. Evet ort taban dediğimiz nedir? Bunu özel bir şey olarak algılayalım arkadaşlar. Burada 4 tane özellik var. 1, 2, 3 ve 4. 4 tane özellik hangileri 4 tane özellik var? Öncelikle onu söyleyeyim. Arkadaşım şunlar birbirine eşit, bunlar da birbirine eşit, bunlar da birbirine paralelse burada 1'e 2 oran oluyor. Yani AD'nin DB'ye eşit olması. AD eşittir DB. Birinci özelliğimiz bu. İkincisi AE ile EC birbirine eşit olacak. AE ile EC birbirine eşit olacak. Üçüncüsü DE ile BC birbirine paralel olacak. DE paralel BC olacak. Ve dördüncüsü de DE bölü BC neye eşit olacak arkadaşlar? 1 bölü 2'ye eşit olacak. Bu dört özellikten en az ikisi. ikisiz varsa diğerleri de vardır. Diğerleri de var diyeceğiz arkadaşlar. Şimdi ort tabanda bu önemli. Yalnız bu x varsa diğerleri vardır diyoruz ya. Biri hariç. O biri hariç de ne biliyor musun? Şöyle şöyle 1'e 2 oran ve eşitlikte sağlanmıyor. Bu da aklının bir bir tarafında dursun. Bunu da unutma. Peki şimdi burada genel itibariyle diyelim bu 4 özellikten eşitlikler olacak. Bir paralellik olacak ve 1'e 2 oran olacak. Bu 4 özellikten 2 tanesi sağlanıyorsa diğerleri de sağlanacak. Mesela mesela hocam şunlar birbirine eşitse bunlar da birbirine eşitse paralellik vardır ve 1 bölü 2 oran vardır. Hocam Aynı şekilde paralellik varsa şunlar da birbirine eşitse diğer taraflar da eşittir 1'e 2 oran vardır. Ya da paralellik varsa 1'e 2 oran varsa da yine aynı şekilde bunlar birbirine eşittir diyebiliriz. Peki hocam ek çizim bunun neresinde diyebilirsiniz? Hani burada bir şey yaptınız. Ne yaptınız burada? Bir eksik parça tamamlattırdınız diyebilirsiniz. Haklısınız da arkadaşım ek çizimde şu Eşitlik varsa orta taban çizeceksin. Bak bu çok önemli. Bu da orta tabanda gerçekten çok önemli. Eşitlik varsa orta taban çiz. Ama her eşitlik olduğunda bu orta tabanı çizmeyeceğiz. Önce verilen bilgileri kullanacağız. Kullanamadığımız zaman, alakası yerlerde eşitlik varsa sadece ve sadece eşitlik varsa ne aklına gelecek? Orta taban gelecek. Mesela 90'ın karşısında eşitlik olduğunda aklımıza ne gelecekti? Muhteşem üçlü. Dik tabanı iki eş parçaya bölmüşse orada da eşitlik var çünkü. Orada da aklımıza tabii ki iki kenar gelecek. Sadece ve sadece eşitlik varsa aklımıza orta taban gelecek. Bak şimdi gençler. Sen şimdi önceden böyle bir şey gördüğün zaman bak önceden böyle bir şey gördüğün zaman ne yapardın? Hocam ben buradan bir kenar ortay çizerdim. Ondan sonra rahat durmuyorsun, şunu diyorsun. Aa hocam burası dik gibi oldu. Yani kafamızdan bir şey uyduruyoruz. Dik gibi oldu deyip diki yerleştiriyorsun. Sonra burada açı ortayı da yerleştiriyorsun böyle. Oh ne güzel ikiz kenar yaptın. İkiz kenar olmayan şekli ikiz kenar yaptın burada. Olur mu? Olmaz. Bak şimdi sen burada bir şey çizdiğin zaman. Şöyle bir şey çizdiğin zaman. Sadece kenar ortay oldu. Yani özel bir durum oluşturdu mu? Oluşturmadı. Sen bir şey çizdiğin zaman özel bir şey oluşmasına dikkat edeceksin. Peki ne yapacağız? Eşitlik gördüğümüzde aklımıza orta taban gelecek. Çok kolaydır mantı. Kalemini koy buraya eşitliğin olduğu yere koy. Kalemini eşitliğin olduğu yere koyduğun zaman ne yapacaksın? Orta taban çizgisini çizeceksin. Orta taban çizgisi paralel bir çizgidir. Bunu unutma. Çünkü şu paralel ya. Buradan kalemini buraya koyduktan sonra paralel çizgiyi çizeceksin. Bitti gitti. Ama iki ihtimalim var. Ya bu kenara alttaki kenara paralel çizeceksin. Ya da soldaki kenara paralel çizeceksin. Hocam bu kenara paralel çizemem mi? Hayır. Bunun üstündesin zaten buna çizeceksin. İki ihtimalim var. Ya buraya çizeceksin ya buraya çizeceksin. Şöyle şuraya çizeceksin. Ya da şöyle göstereyim. Onu da burada göstereyim. Şu eşitlik olduğu zaman böyle orta tabanımızı bir de nasıl çizebiliriz? Kalemini buraya koyduktan sonra hop şuraya doğru da çizebilirsin. Bu orta tabanı çizdikten sonra hocam bu paralel diyeceksin. 1'e 2 oran var diyeceksin. Hatta şu parçalarda birbirine eşit olacak diyeceksin. Aynı şekilde şunlar birbirine eşit olur. Şunlar paralel olur. Hatta 1'e 2 oran vardır diyeceksin. Sadece ve sadece eşitlik varsa soruyu da çözemiyorsan orta taban hayat kurtarır. Bunu da sakın ama sakın unutma. Önemli bir yer, önemli bir nokta, çok önemli bir şey diyebilirim arkadaşlar. Orta tabanda en güzel ek çizimlerimizden biri. Zaten ek çizim deyince aklımıza direkt muhteşem işte orta taban ve ikizkenar gelecek. Tabii ekstra olan şeyleri de anlatıyoruz biz. Eşkenar üçgen oluşturmayı anlattık ve bundan sonrasında yine ek çizimle alakalı şeyler. Yani geometride ne çizilmesi gerekiyorsa nerede ne çizilmesi gerekiyorsa her durumu burada anlatıyoruz bu sıfır geometride arkadaşım. Çünkü diğerlerinde bazen yorum yani normal konu anlatımında yorum olan kısımlarını ben öğrenciye bırakıyorum ama burada işi şansa bırakmıyoruz. Nerede ne çizmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Evet eşitlik varsa orta taban çiz. Bak bu çok önemli bir şey buna da lütfen ama lütfen dikkat et. Öseğime buna takık. Bu orta taban gösterdiğim ek çizimler sadece üçgenlerde değil Dörtgenlerde de karşılaşacaksınız. Katı cisimde de karşılaşacaksınız. Analitikte de karşılaşacaksınız. Her yerde karşınıza çıkabilecek olan şeylerdir bunlar. O yüzden dikkat edin. Evet geldik şuraya. Ne demiş bakalım soruda? AF ile FB birbirine eşit. Şunlar eşit verilmiş. Bunlar da eşit verilmiş. DE uzunluğu K iken DE uzunluğu neredesin DE? Burası K iken BC uzunluğunda 2K vermiş. BC uzunluğu da 2K. Arkadaşım ben buradaki eşitleri kullanacağım. Eşit eşit. E o zaman şuradan hop şunu çizersen aklıma, aklıma orta ban geldi. E o zaman şunlar birbirine paralel olmak zorunda. 2K ise burası da K mı olur? Evet. A soru çıktı gibi gibi. Ne çıktı burada? İkiz kenar çıktı. Öncelikli olarak şu verilen bilgileri kullanayım. 75'i kullanacağım. Arkadaşım paralel bulduk mu burayı? Bulduk. Z'den dolayı burası da 75 çıkar. Hocam ikiz kenarlıktan dolayı burası da 75. 75, 75, 150'den Buraya 180'e tamamlayan açısı 30 derece oldu. Sonra şunlar paralel ya. Yine Z'den dolayı burası 30 derece olur. Buraya 30 derece yazdıktan sonra da X'e ait bir üçgen var. Ya da 80 ise burası da 80 deyip doğru açıdan da yapabilirdim. 80, 30 ve X buradaki üçgende X artı 80 artı 30 eşittir 180 derece olacağından X de 180 eksi 110 yapar. 180'den 110 çıkınca da kaç kalıyor arkadaşım? 70 derece kalıyor. Yani böylelikle örnek 46'yı 70 derece bulduk. Geldik örnek 47'ye. Bak burada. İşte hiçbir şey yapamıyorsun. E hocam şuradan bir kenar ortay çizeyim. A kardeşim özel bir durum oldu mu? Hayır. Hocam dik olur burası. Açı ortay olur burası. Hayır. İkiz kenar değil ki. 8 et, 9, burası 8 burası da 10. E buradaki bu çizim işine yaramadı. E soruya baktın. Bu verilen bilgileri hiçbir şekilde kullanamıyorsun. Sadece ve sadece eşitlik var. O zaman eşitliğin olduğu yere şöyle bir kalemini koy. Orta taban çizgisini çiz. Şimdi çok önemli yerdeyiz arkadaşlar. Orta taban çizgisini çizerken iki ihtimalim var. Demiştik ya yukarıda da. Ya böyle sola doğru çizeceksin ya aşağı doğru çizeceksin. Ya 8'e paralel ya da 10'a paralel çizeceksin. E hangisine paralel çizeceğin zaten mantıklı. Ben genelde şunu diyorum karışık olan yere doğru çizin. 9 ve 1 karışık ya. Şöyle çizince bak çok fazla karışık değil. Ya x de kullanamıyorsun böyle çizince. Ya da üçgen oluşturan yere çizin. Sen böyle çizince üçgen oluştu mu x'e ait yok. Bak şöyle çiz. Böyle paraleli çizince. Hocam şunlar paralel. Evet. Paralelse ve hatta şu orta taban çizgisi bunu unutma. Bu orta taban çizgisi 9'u 2 eş parçaya bölmeyecek. 10'u 2 eş parçaya bölecek. Dikkat et. Yani 10'u 2 eş parçaya böldüğü için 5'e 5 olacak. Buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. E hocam 8 ise 1'e 2 oran vardı burada. Madem orta taban çizdik her bilgiyi kullanalım. Hocam 8 ise burası kaç oldu? 4 oldu. A burada x kenar çıktı. Madem x kenar çıktı x ise burası da x olur. Sonra takıldık kaldık. Hocam belki şunu diyebiliriz. 2 iç açı 1 dış açı diyebiliriz. 2 açı yan yana gelince. Takıldığın zaman ne yap? Verilen bilgiyi kullan. Neyi kullanmadın bu kadar? Hocam buradaki 110'u kullanmadım ben. İşte Şunlar birbirine paralel değil mi? Oraya odaklanınca sonuca da rahat bir şekilde ulaşırsın zaten. Bak şunlar paralel. E hocam yöndeş açıdan dolayı o zaman şunlar paralel olduğu için yöndeş açı bunlar. 2x neye eşit olmak zorunda? 110'a eşit olmak zorunda. X de böylelikle kaç çıkar? 55 derece çıkar. Yani e, örnek 47'yi böylelikle kaç bulduk? 55 bulduk. Geldik örnek 48'e. ABC bir üçgen paralellikler verilmiş. Ve burada oran da verilmiş. Hani 2BF yani şuraya bir K dersem 2K. Buranın da 2K yapması için K olması lazım. Burası da 2K olacak. Evet. AE uzunluğu 2K. FE uzunluğu K. BF uzunluğu da K. Ve şurada paralellikler verilmiş. Şunlar 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 paralel verilmiş. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende bir orta taban var mı? Var. Çünkü hem paralellik var hem eşitlik var. Hem paralellik hem paralellik hem de şuradaki eşitlikten dolayı burası x ise burası nedir? 2 xtir E hocam şurada da bir paralellik var. E burada da eşitlik var şöyle bakacak olursak. Burada da bir taban çıktı. Şunlar birbirine eşit. 2x ise burası da ne olur? 4x olur. Şimdi buradaki orana bakalım. BC uzunluğu 4x eksi. DE uzunluğu 2x bölü. Fatma kara uzunluğu x. Yani 2x bölü x yapar. Cevap da böylelikle kaç yapar? 2 yapar. Örnek 48'i böylelikle 2 bulduk. Geldik örnek 49'a. Evet hemen dikkatimizi çeken hocam eşitlik var hemen orta taban çizelim. Değil bak en önemli yer yüksekliğe ayrı bir gözle bakacaksın. Bak yükseklik var burada. Yükseklik varsa ilk önceliğin o. Hocam 90 var muhteşem mi mu olur? Olmaz. Şunu mu bir birleştirsem hocam bir şey olur mu? Olmaz. Bak hiçbir işine yaramıyor. Özel bir durum oluşmadı. Ama şu yüksekliğe dikkat etsene kardeşim. Buradaki senin yüksekliğin. Hop yüksekliğin. Hem açı ortay hem de yükseklik değil mi? Evet. A hem açı ortay hem yükseklik aklına ne getirdi? Evet. Hocam hem yükseklik hem açı ortay aklıma x kenar getirdi. Aklına gelen başına gelsin o zaman. E ne yapıyorduk? Yüksekliğin kollarında x kenar oluşturuyorduk. E hocam burada hop şunu şöyle uzatırsam o zaman bu ikiz kenar üçgen oldu. Yani 8 e, burası da 8 oldu. Hatta tabanında iki eşit parçaya böldü. Sonrasında kullanmadığın bilgiyi kullanmaya çalış. Neyi kullanmadın? Şu eşitleri kullanmadın. E bu eşitlere bakacak olursak şuradaki üçgende eşitler deyince bizim beyin nereye yönleniyor artık? Orta tabana. A, bunlar eşit bunlar da eşit. O zaman burada bir orta taban çıktı mı? Bunlar paralel olmak zorunda mı? Yan yatık bir orta taban geldi. Ya da siz şöyle bakacaksınız değil mi? Evet yan yatık bir orta taban geldi. O zaman şunlar birbirine paralel olur. Çünkü ikişer sağlandı. Şunlar eşit. Bunlar da eşit. Orta taban çıktı. 3 ise burası kaç yapar o zaman? 6 yapar. 8 e, burada 6 burada. X de 8 artı 6'dan 14 yapacaktır dostum. Dostum. Evet örnek 49'u böylelikle 14 bulduk. Geldik örnek 50'ye. ABC bir üçgen ve oranlamalar verilmiş. Burası K iken burası 3K verilmiş. Evet EC uzunluğu K iken AE uzunluğunu 3K vermiş. E şimdi ne yapacağız? Hocam eşitlik var. Sadece eşitlik var. Ya da şey de yapabilirsin aslında. Ne bileyim bir hocam. 90'da var ya soruda. Ben yani 90'ın karşısında böyle 3K var. K var. E, bir muhteşem çizip de yine sonuca da ulaşabilirsin. Onu da söyleyeyim arkadaşım. Ama ben ne yapacağım? Şuradan yapacağım. Eşitliğe yoğunlaşayım. Eşitlik varsa aklıma ne gelecek? Orta taban. Tamam orta taban geldi. Hemen aklıma gelen başıma gelsin. Eşitliğin olduğu yere kalemi koydum. Ne yapacağım? Ya buraya paralel çizeceğim ya buraya paralel çizeceğim. Karışık olan yere doğru çizmek daha mantıklıydı. En azından üçgen oluşturmaya dikkat et. E, ne oldu o zaman? Hocam şunlar birbirine paralel oldu. Ve toplamda burası 4K olduğundan şu orta taban çizgisi olduğundan şunlar da birbirine eşit ya. Şuradaki parçalar da birbirine eşit olmalı. Yani 4K'yı 2 eş parçaya böldü. 2K'ya 2K olacak. Yani buraya da K mı kaldı? Evet. Madem bunlar paralel. Aynı zamanda bir yöndeş açı 90 ise burası da 90 derece oldu mu? Oldu. Yani yöndeşliği de unutmayın. Açı sal bir şey olduğu zaman arkadaşlar paralel doğrularda. Sakın ama sakın unutma. Sonra ne yapacağım? 90 var. A, K var, K var. Hocam şu parça, şu parça eşit oldu. 90'dan bir kenar ortaya çizilmiş oldu. Eşit, eşitse muhteşem 3'ten dolayı burası da eşit olur. E burada da bir ikizkenarlık kenarlık çıktı. 20 ise burası da 20 olur. İki iç açı bir dış açı olduğundan 20 artı 20'den cevap kaç yapacaktır? 40 yapacaktır. Evet örnek 50'yi de böylelikle 40 bulmuş olduk arkadaşlar. E i̇lk etapta da muhteşem üçlü işte çizerek de yine sonuca ulaşabilirdin. Tamam. Bunu da unutma lütfen. Ve çok da güzel bir şey. Sadece eşitlik olduğunda nereye yoğunlaşıyormuşuz? Muhteşem değil. Orta tabana Unutma bunu. Evet gençler A bitmiş. Böylelikle bu kısmı da bitirmiş olduk. O zaman şöyle kendimizi bir büyütelim. Gençler, çok güzel şeyler öğrendik. Ek çizimler. Bak ama ek çizimlerde muhteşem üçlü, orta taban ve ikizkenarlık çok önemli. Bunlara ayrı bak. Ekstradan ne gösterdik biraz önce videonun başında? Eşkenar üçgen oluşturmayı gösterdik. Tabii ekstra bilgilerimiz daha var o yükseklik olması bilmem ne olması falan filan. Onu da bir sonraki videoya bırakalım isterseniz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.